İngiltere'de yükü boşaltacağım yer ayın 4'üne kadar kapalıymış. Tabii İngiltere'deki hırsızlık, hayat pahalılığı olaylarını göz önüne alınca Fransa'nın Calais şehrinde, yani İngiltere'ye geçişte son nokta olan şehirde kalacağım. Burası krematoryum. Burayı bana tarif edenler bir gasilhane var, onun önünde durabilirsin dediler ama burası gasilhane değil, ölülerin yakıldığı yer, yani isteğe bağlı. Mezarlık vergileri biraz fazla olduğu için genelde ölülerini yakmayı tercih ediyorlarmış. Yani tabutla getiriyorsunuz, size bir kavanoz verip gönderiyorlar. Böyle bir çıkmaz sokağa yapmaları da çok manidar olmuş. Güzel bir yer, sessiz olur diye düşünüyorum. Tabi burada kaldığımız sürece ne yiyip ne içiyoruz. Dorsemizin bu kısmına çıkıyoruz. Brandayla kapalı olan yer bizim mutfağımız. Biz yemeklerimizi burada yapıyoruz. Şimdi kahvaltıdan çıktığım için biraz dağınık olabilir. İşte burada dolabımızda malzemelerimiz var. Şurada kenarda bulaşığı yıkıyoruz, o su tankının orada. Mutfağımız burası. Ayrıca buradan ev hanımlarına da nispet yapalım. Sofra bezimizi buradan istediğimiz gibi silkeleyebiliyoruz. Alt kattaki komşu kızmıyor. Bu kamerayı yaklaştırdığım yerde de çadır var. Orada bir Polonyalı arkadaş var. Bisikletle dünya turu yapıyor. Birazdan onun yanına gideceğim. Tuvalet ve banyo için merak ediyorsanız 300 metre ileride bir benzinlik var. Arabam oraya sığmadığı için burada duruyorum. Bu arkadaşımız da şehir hayatının keşmekeşliğinden sıkılmış. Kendini böyle Avrupa'ya vurmuş. Demiş ben Avrupa'yı gezeceğim. Her gittiğim yerde bir hafta 10 gün böyle kamp yapacağım demiş. Onu anlatmaya çalıştım. Yani gezginlik böyle bir şey değil. Sen yanlış anlamışsın dedim ama o da şimdi kahvaltıdan çıktı, bulaşıklarını yıkıyor. This is bedroom. No, I sleep here. I sleep here. And here I have clothes and my things. Burada eşyalarım var diyor. Anladığım kadarıyla burada yatmıyormuş. O demin gösterdiği şu mavi yerde yatıyormuş. Telefonuyla gece lambasını benim arabada şarja bağladık. Perfect. Sabah geldi, o zaman tanıştık. I built a new bisiklet falan new home. Var işte. This is my new bed. Yatağı ıslamış, oraya asmış o da. This right here and something you know, not like this, but like this something. But cold. Cold. Oh, three nights. It's very cold. Da. It's oh, one zero temperature or maybe minus five. I don't know. Oh, very cold. Dün gece soğuktu diyor. Yağmur da vardı diyor. Üşüdüm diyor. Bir yanımda ölüler, bir yanımda deriler. Bakalım ne yapacağız burada bir hafta. Yarın pazar, her yer kapalı olacağı için markete gidiyorum. Yiyecek ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Avrupa'da hafta sonları tır parkları hep dolu olduğu için böyle Türk arabaları da sokaklara park ediyorlar. Acaba burada yatabilir miyim, buraya Türk arabası gelmiş mi diye merak ederseniz böyle belli başlı emareler görürsünüz. Bilin ki burada Türk arabası yatmıştır. Bu arkadaş çekiciyle gelmiş markete. Aslında ben de çekiciyle gelecektim ama 1,5 kilometre dedim yürüyüş olsun. Market arabasını alabilmek için, yani bu kilidi açabilmek için bozuk para takmanız gerekiyor. 1 euro 50 sent falan. Değişmeyen kuraldır. Tırcının ekmeği bulunacak. Suyunla ekmeğin olacak. Başka hiçbir şeyin olması da bunlar olacak. Sık sorulan sorulardan biri de şu: yemeği neden kendiniz yapıyorsunuz? Yani Avrupa'da her durduğumuz yerde restoran olmuyor. Ya da olsa da onların dininden ne istediğimizi anlatamıyoruz. Yani bunun hem dini boyutu var hem maddi boyutu var. Bir de şu var, yani bir öğün yeme 30-40 euro vereceğime 30-40 euro bir haftalık alışveriş yaparım. Bizim Christoph Kolomb'un gece lambasıyla telefonunun şarjı dolmuş. Hava karardı, götüreyim de vereyim. Bu gene tahtaları mahtaları çıkarmış, bir şeyler yapıyor. Bu da burada kamp mı yapıyor, konut mu kuracak belli değil. Yakında buraya bir bina diker. Thank you very much. You are good people. Turkish people, this is good people. And this is you tomorrow here? Yeah, I am always here. I must. Buraya bir ateş yakmış, onunla ısınacak ama. Hadi hayırlısı bakalım. Bir yağmur yağarsa görür.